Dünyaya geldi. Yine Hindistan'da. Kızın bacakları deniz kızı gibi. O da o görüntüyü verebilir miyiz arkadaşlar? Fakat sonra sanıyorum çok yaşamamış ve vefat etmiş bu evladımız. Fakat şaşkına çeviriyor tabii insanı böyle bir görüntü. Doğum anomalisi diye bizim söylediğimiz şeyler bunlar. İşte bütün bunlar bize mucizeyi hatırlatıyor. 4 saat yaşayabilmiş. Öne doğru ellerinizi uzatın. İleri geri var mı? Ha, 1-5 tabii eşit santim, bak. 1-10. Peki ayrı ayrı yerde büyüyorlar. Kim dengeledi bunu? Ayaklarınızın 2 santim yukarıda olduğunu düşünün. Ne oluyor o zaman? Ortopedi hastası Problemler oluyor işte. problem Ayak olur. kısalığının ağrısını, sancısını biz burada yaşıyoruz. Yürüyemiyor, dengede duramıyor. Yürüyebilse bile belindeki ağrılardan duramıyor. Ayak kısalığı bilmiyor niye, sebebinin ne Duramıyor. olduğunu. Göz bebeğinin hafif sola sağa kaydığını düşünün. Görüntüyü, kamerayı Değiştiriyor bozuyorsunuz. tabii. Dilinizin biraz uzun olduğunu ya da kısa olduğunu düşünün. Kekeme oluyorsunuz, Konuşamıyorsun. konuşamıyorsunuz. Şimdi bunların hepsi mucize. Bu kadar hassas teraziyi kim tutabilir? Kim tartabilir? Kim ölçebilir? Ya. Allah ölçüyor. Kendiliğinden tabiat yapıyor. Tabiatı kim organize ediyor? Tabiat ana. Tabiatın aklı mı var? O aklı oraya koyan, o yasayı koyan kim? Bir güç olmalı değil mi? Şu simitler havadan uçtu geldi. Yok yok. Erkan getirdi bunu. Bir getiren var. Erkan Kendiliğinden getirdi, pişti sattı değil. hepsini, Pişiren helal var. olsun. Değil mi? Simit bize gelinceye kadar ne kadar merhalelerden, aşamalardan geçiyor değil mi Erkan? Ya. Sen kaç elden geç? Altı elden geçiyor. Altı elden Altı elden geçiyor. Hocam, unu döküyorsun. Suyunu veriyorsun. Un olmadan önce? Un olmadan önce? Buğday. Ya buğdaydan önce tarla. Toprak, tarla, çift, ya, kaç. Bir düşün de kaç ya. Yüz kişi Bundan çalışıyor. Sonra diyorum ki bir altı simidin elden geçiyor. Buraya gelmesi için kaç yüz kişi çalışıyor? Ve Allah ne nimetler veriyor. Şimdi bunlar rastlantı değil. Oldu geldi böyle. Tabiat yaptı. Yok tabii bir güç var ya. Bu gücü bilmek zorundayız. Allah bildikten sonra kendi gücünü işte onun için biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Her işi Allah'ın adıyla başlıyoruz. Ona inanıyoruz. Ve ona bırakıyoruz. Allah'ım hayırlısını ver. Neyse hayırlısı diye.